arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle dolaba veyahut da konserve fasulye nasıl yapılır arkadaşlar onları göstereceğim. Ben fasulyemi aldım, güzelce yıkadım. Burada kilosu 4 liraydı. Ben 10 liralık aldım. Yıkadım, güzelce hazırladım. Şimdi bunu nasıl yapacağız göstereceğim arkadaşlar. Fasulyemizi ben şey yapıyorum, ne onun adı, konservesini yapıyorum. Birazını da dolaba öyle kaldırıyorum. Başka yemeklerin içine çorba falan yapacağım zaman, kaldırdığım zaman onlar için de ayrıyeten dolaba koyuyorum. Ama bunun konservesini yapıp sizlerle paylaşacağız inşallah. Fasulyemizde kılçık yok arkadaşlar. Gayet güzel ve tazecik, su gibi. Çok güzel. Şöyle temizliyorum hemen. İsterseniz böyle sadece böyle bölüp de yapabilirsiniz. Öyle de olur. Fark etmez. Ama ben dilimleyip öyle yapıyorum. Ortadan kesiyorum güzelce şöyle. Yayla fasulyesi de olur arkadaşlar. İlla bu pazardan alma olmaz. Yaylada da yaşayanlar, oranın fasulyeleri aslında daha güzel oluyor. Onlar daha bir lezzetli oluyor yaylanınki. Orası serin olduğu için. Ben böyle temizleyip güzelce doğruyorum. Sonrasında domatesini, ayrıyeten kabuğunu soyuyorum. Domatesini de doğruyorum ve konservesini öyle yapıyorum. Ben 1 litrelik konservelere yapıyorum. Onlar 1 litre kanavuzları. Arı da var arkadaşlar. Fasulyenin içinden arı çıktı yıkadığım halde. Güzelce şöyle bunları dilimleyeyim arkadaşlar, doğrayayım. Sonrasında domatesi de zaten nasıl doğrandığını biliyorsunuz. Onu da yine göstereceğim sizlere nasıl doğrandığını. Kabuğunu soyacağım. Doğrayıp konservemizi nasıl yapacağız onları sizlerle paylaşacağız. Kavanozları arkadaşlar güzelce konserve yapmadan önce ben iyice bir yıkıyorum makinede. Kapaklarını da güzel sıcak suda bekletiyorum. Zaten yaptığımızda, konserveyi de yaptığımızda sıcak sıcak kavanozlara koyunca sıcak olması lazım. Yoksa tutmaz. O zaman da bozulma oluyor. Aynısını yapıp pişirip yani güzelce bir tepsiye koyup soğuttuktan sonrasında güzel biraz hani kalın buzdolabı poşetleri oluyor. Onlara da koyup yine aynı şekilde ağzını kapatıp havasını alıp dolaba koyabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Ben şimdi size iki yöntemini de göstereceğim. Hem pişmiş olanı hem de dolaba nasıl konulduğunu onu da göstereceğim sizlere. Şimdi ben bunu temizleyeyim. Güzelce doğraması bitsin. Ondan sonrasında tekrar burada buluşalım. Arkadaşlar fasulyemi güzelce temizledim, ayıkladım, doğradım ve tekrar bir sudan geçirdim. Ondan sonrasında tekrar yeniden yıkadıktan sonra ocağa koydum. Şimdi bu kendi buharında. Hiç su falan koymadım tabanına. Azıcık tuz atacağım. Çok az, şöyle hemen tuz atıyorum daha iyi suyunu bıraksın diye kendi halinde. Şöyle güzelce ağzını kapatarak böyle biraz kaynamasını bekleyeceğiz. Kendi buharında pişecek şekilde. O pişerken beraber biz de domatesimin ben birazı kaldı. Onu
doğrayarak sizlerle paylaşacağım inşallah. Şöyle hemen kameramı ayarlayayım biraz. Şöyle. Şöyle. Bu burada kaynarken biz de domateslerimizi doğrayalım. Ben birazını doğradım arkadaşlar. Birazını da sizlerle beraber doğrayalım. Yemeğimizi, yani konservemizi hazır etmiş oluruz. Önceden ben dolaba koyuyordum arkadaşlar. Bir arkadaşım dedi, dolaba koyma, konservesi daha güzel oluyor diye. Konservesi çoğu yerde patladığını söylediler. Ben 2 sene önce yaptım. 5 kavanoz yapmıştım. 5 kavanoz yaptıktan sonrasında baktım, çocuklar da beğendiler. Eşim de beğendi. Ben de hoşuma gitti. Konservesi. Ondan sonra alıştık. Böyle çorba falan yapacağım zaman, hani türlü için falan yapacağım zaman onları dolaba koyuyorum sade olarak. Ama konserve için, yemek için, taze fasulyeyi yemek için de böyle ayarlıyorum. O buharında biraz kaynasın. Güzelce. Ondan sonrasında üzerine domatesini dökelim. Şişelerimi buraya ayarladım güzelce. Kapaklarını da yıkadım. Onları da ayarladım. Sonrasında pişirdikten sonra güzel şöyle bir iki kaynadıktan sonrasında kanavuzlara doldurup güzelce ağzını kapatıp ters çevirip koyacağız. Biraz irice doğruyorum. Domateslerin içinde zaten ölüyor. Onun için pişerken de zaten şey olmuyor. Onun için biraz irice doğruyorum konserve yaparken. Bakın kaynamaya başladı. Güzelce domateslerimizi de doğradık. Şöyle bir tanesi yere düşmüştü, alalım. Şöyle domatesin suyu falan bayağı damladı. Bakın rengi değişti zaten. Altta kaynayanların rengi değişiyor. Su falan yok. Bakın içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Kendi buharında.
5 dakika daha kaynasın arkadaşlar. O 5 dakika daha kaynarken biz de güzelce birkaç tane biber temizleyelim. Konservemizin içine atalım. Lezzetini versin. Bu biberler de süs biberi arkadaşlar. Adana bölgesinde çok oluyor. Onun için genelde hep bizim turşularımız bundan olur. Annemgilin orada da kıvırcık, bunun uzunu kıvırcık olanı var. Şöyle arkalarını, çubuklarını alıyorum. İçine atıyorum. Biraz acı, lezzetini vermiş olur hem. Yapacağınız zaman da güzel çıkartırsınız. Et koyacaksanız etinizi falan kavurup iyice pişirip ondan sonrasında konservenizi içine boşaltıp afiyetle yiyebilirsiniz. Eğer et koymayacaksanız soğanını güzel kavurup salçasını falan yakıp da sonrasında konserveyi şişeyi yani içine boşaltıp bir 10 dakika kısık ateşte böyle kaynatıp yiyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Genelde ben kışın soba kurduğum için sobanın üstünde çoğunlukla yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine domatesimi güzelce biberleri de içine ortasına atıyorum alt tarafına ki ne tam lezzetini versin diye şöyle. Domatesimizin bakın suyu da var. O su zaten yeterli kalıyor. Şimdi domates kendi suyunu da bıraktığı zaman daha bir lezzetli, ekşimsi böyle bir lezzet, bir tat. Tuzu da ince tuz kullanmayın. Bu turşuluk yaptığımız hani tuz var ya ondan yani şu mavi poşette eğer görüyorsanız. Şöyle bundan fazla zaten tuzu olmuyor. Onun için böyle. Şimdi bunu yine ağzını kapatıyorum ben. Ağzını kapatacağım. Biraz böyle 10-15 dakika kaynadıktan sonrasında arkadaşlar tekrar bakalım yemeğimiz nasıl oluyor. Arkadaşlar fasulyemiz bayağı şöyle kaynadı. Domates de çöktü. Şöyle bir karıştıralım. Altını üstüne getirelim. Şöyle güzelce bakın kendi suyunu da bıraktı arkadaşlar domates. Böyle sulu oldu. Bu suyla pişecek. Bayağı bir kaynayacak. Şöyle. Karıştırması biraz zor oluyor. Bakın ağzına kadar doluydu. Bayağı indi aşağıya. Şöyle bu şimdi bir 5-10 dakika daha kaynasın arkadaşlar. Ağzını kapatalım. Biraz daha kaynasın. Ondan sonrasında hem tuzuyla kaynamış olur. Ağzına üstüne tuz atmıştık.
hem tuzuyla kaynamış olur hem de biraz daha pişmiş olur. Sonra kavanozlara dolduracağız. Arkadaşlar bakın fasulyem gayet güzel kaynadı. Tahta kaşıkla tam karıştıramıyordum. Onun için demir kaşığı aldım. Bu kaşıkları da annem almıştı bana hediye olarak. Şöyle. Gayet de güzel pişti, kaynadı. Arkadaşlar bunun bu kadar kaynaması yeterli. Çünkü biraz da yemeğimizi pişireceğimiz zaman da kaynaması lazım. Onun için bu kadar kaynaması yeterli. Şimdi elimize el bezimizi alıyoruz arkadaşlar. Güzel kanavuzumuzu. Kavanoz, kanavuz her neyse benim dilim öyle alışmış. Şöyle güzelce bismillah deyip kendi suyundan da biraz koyuyoruz. Güzelce. Şöyle ağzını iyice kapatıp böyle şöyle ters koyuyoruz. Hemen yine aynı şekilde kavanozu cıplak tutarsanız arkadaşlar eliniz yanar. Onun için alttan el beziyle tutarsanız daha iyi olur. Şöyle iyice sıkıca kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Arkadaşlar aynı şekilde yine böyle kaynatıp sonrasında tepsiye dökün, güzel bir leğene dökün, soğusun, iyice karıştıra karıştıra soğusun. Soğuduktan sonrasında güzelce kalın buzdolabı poşetleri var, ağzı çıt çıtlı olan, onların içine koyun, havasını alın, öyle de buzlukta saklayabilirsiniz. Ben dolapta yer olmasın diye, hem bunun tadı daha güzel oluyor, dolapta yer kaplamasın diye, dolaba çünkü daha konacak çok şeyler var. Ben İmam Bayıldı falan da koyuyorum. Kışlık hazırlık. Şöyle iyice sıkıyorum ve ters çeviriyorum. Bir tane daha göstereyim sizlere. Kışın sulu olunca güzel oluyor arkadaşlar. Çocuklar ekmeklerini banıyorlar. İyi oluyor ama normalde fazla sulu sevmiyorum ben. Şöyle ağzını iyice sıkıca kapatıp ters çeviriyorum şöyle. Şimdi diğerlerini de hepsini yapayım ben arkadaşlar. Sonrasında hep beraber görelim. Arkadaşlar konservelerimi yaptım. 2, 4, 6, 6 bir de küçük şöyle şurada yarım çıktı. 6-7 tane diyelim. Bunlar birer litre. Bu yarım.
Onun için fark etmiyor yani. Böyle ağız aşağı sabaha kadar bekleyecek. Sabah sonra ters çevirip böyle güzelce artık nereye koyacaksanız oraya koyacaksınız, saklayacaksınız. Yani güneş görmeyen yer olacak. Benim ayrı bir dolabım var konserve yaptığım. Oraya saklıyorum ben konservelerimi. Domatesi olsun, fasulye olsun. Oraya yapıp koyuyorum. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.